Müdür... Hanımefendi, siz kırbaçlayarak gidiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Bu da herkese yar olmaz. Antika bir parçam. Hanımefendi, evet, buyurun, vurun. 1,5 ay zeytinyağında. Hanımefendi. Yavaş yavaş kız. Gelmez, gelmez. Yok. Ablacığım. Acıtmaz o şey. Çocuğa vurma. Vuruyormuş gibi yap. Önce bağır, koşmazlarsa vur. Ne o... diye bağıracaksın? De. Ne dedi? Atın de hali bu. Evet, 3, 2, 1, bağır. De. O zaman kayınçomdan bir alıntı yapayım. Donun var mı? Tamam, donunu kendi getiriyor. Arkadaşım. Hazır. Evet. Hazır hissediyoruz. Evet, atlar. Devamlı şey, bir şey söyleyeceğim ya. Tek ayak at mı olur ya? Şaha kalkmış olarak gidemezsiniz. O tek ayak değildi hocam. Şimdi... Çocuk... Yeni jenerasyon bizi geçti hocam. Mümkün değil. Çocuk dizleri onların, bilekleri gımcıllanıyor. Sizin oydu. İsminiz ne çocuklar? Alican, Tugay. Evet. Alican, bir at niye bu kadar güler? Hadi yatın. Evet, 3, 2, 1. Hanımefendi söyle, neydi? Z miydi, neydi? De. De, de. 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 De, de. Dül, dül, de. Ha, de, tamam. Dül, dül. Evet, bağır. De. Bağır. De. Yani bence şu durumda kadın atları geçebilir. De. De. Atlar nerede? Bir geçin oraya, uçağı düşüreceğim. Geç. Ben zaten önceden düşmüş olsam... Arkadaşım, geç yerine. Tam anlatıyorsunuz. At eti mi? Hayır, tam anlatıyorsunuz. Başla anlatmaya. Evet. Sarp, sen de geç yanına onun. Anlatıyorsunuz. Neyi anlatıyoruz? Hayır, şeyi anla, servis yapacaksınız. Ne içersiniz, ne alırsınız? Evet. Arkadaşım, sen gidiyorsun. Merhabalar, size ne verebilirim diyorsun. Sarp, sen de onu tekrar ediyorsun. Evet, buyurun. Evet, hoş geldiniz. Ne ikram edebilirim size? Ne ikram edebiliriz size? Kahve alabilirim. Alabilirsin, kalkıp alabilirsin orada. Siz? Uçak küçük olduğu için uzanabiliyorsun oradan hemen. Ben de kahve alayım. Tabii, sen de alabilirsin. Hanım bey sana. Hayatım, sana ne yapayım ben? Pasiflora bir şey vereyim mi? Hanımefendiye pasiflora duş yaz. Komple yıkarsın. Arkadaşım, kızla ilgilen. Evet. Evet, sen kıza soruyorsun ne alabilirsin, almak istersiniz diye. Şey Elif, sen şey diyorsun. Ben amca çok güzel bir disco şarkı istiyorum. Evlatlık ya, valla. Söylesene. O söyleyecek. Söylesen lan. Ne söyleyecek? Ne istiyorsun? O da diyecek ki ben şey yapıyorum. Ne istiyorsun? Ben çok çok böyle etkili bir disco parça istiyorum. Disco parça. Yes. Arkadaşım! Arkadaşım, ne yapmaya çalışıyorsun? Ben ses sistemini düzelttim uçağın. Evet, Sarp, sen disco yapıyorsun ağzınla, kız dans ediyor. Ya hadi düşeceksek düşelim ya. Hadi, sen de tam o sırada bir anda bağırmaya başlıyorsun. Bir dakika ya, uçağın tuvaletine bak ya. Önde olduğu için tabii bütün pervanenin şeyiyle adam bok gibi bakıyor bir saattir bana. Ben de niye yolculukta mutsuz diyorum ya. Beyefendi, arkadaşım, çok özür diliyorum, çok hep... Arkadaşım, otur şuraya. Üstüne otur, kanat olsun o. Evet, heh, otur, hop, bu işte. Arkadaşım, sen anlatırken tam o sırada bir gün yine gidiyoruz. Anlat gülerek. Ne yapıyoruz? Gülerek anlatıyorsun. Gülerken ayaklarını kafana kadar kaldırıyorsun. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Sen sirkte miydin yakın zamanda? Nasıl yapayım ben onu ya? Evet, havalara kaldırıyorsun gülmekten ayakları. Kaldıramam, ayaklarım pedallarda. Olsun, kaldırmışsın. O yüzden düşüreceğim uçağı işte. Evet, anlatırken gül kendine. Bir gün yine böyle uçuyoruz, sizden iyi olmasın. İki tane müşteriyle. Efendime söyleyeyim. Dediler ki, kaptan bey dediler. Ya mümkünse bir tek biz varız uçakta. Şuralara biraz alçalıp gösterebilir misiniz? Yakından bakabilir miyiz dedi. Hiçbir şey olmadı. Arkadaşım. Baktık, devam ettik. Gayet de güzel indik. Şahane bir yolculukta. Sizden iyi olmasınlar. Hadi arkadaşım, görüşürüz. Ayakları kaldırıp tam indirecekken ayağın direksiyonun arasına girer. Giremez, zaten böyle ya. Tamam, kaldırmışsın, tam ayağını direksiyon arasına evet. Sokarsın. Evet, çok anlat güzel hikayeyi. Çıktı. Bu ha? Böyle ya, bu kadar. Bu araba düşüreceğim ulan işte. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Evet. Evet arkadaşım, şimdi ne yapıyorsun? Bunlar şey ya işte, sağ sinyal, sol sinyal. İşte tuvaleti artık kapayın. Kapanmadıysa imha edin.
O tarz evet şeyler. Evet arkadaşım, ayakları, fıkrayı anlatırken ayaklarını kaldırıyorsun. Tam o sırada bir de ne göresin? Kaldır ayakları. Aa, pantolonum yırttı. Hayır. Belin biraz eğik geziyorsun. Bir de kolların bir çok oynuyor yürürken. Hayır. Yürürken kolların çok oynuyor, tamam? Dirsekten aşağısı. Heh. İşte bu. Evet, gel. Çok saçma bir şey. Gel, gel. De, tamam. Söyle, de ki beyefendi kapıyı... Beyefendi kapıyı bulamıyorum. Söyle, beyefendi kapıyı bulamıyorum de. Beyefendi kapıyı bulamıyorum. Ben böyle yürüdüğüm için nereye gitsem önceden kapıyı açıyorlar. Hiç bulamıyorum kapıyı. Arkadaşım kollarını oynamadan konuşma sakın. Evet, aç, aç şimdi. Aç şimdi Serkan kapıyı. O bile yarıya kadar açabildi. Ortaklı bir yer mi burası? Şimdi o yarıdan girin. Sıkışarak girin oradan. Evet arkadaşım. Çok, girerken çok ikiniz sıkışın ortada, arada kalın beraber. Sıkıştı. Hayır öyle değil. İkiniz aynı anda geçmeye çalışın, arada kalın. Serkan arkada olsun. Ama... Ne oldu ya? Ama bir saniye. Bir dakika. Arkadaşım buradan sıkışmış görünmüyorsunuz. Gel buraya. Nasıl 11 kamerada ben nasıl göstereyim? Sıkıştık işte. Arkadaşım göbek göbeğesiniz. Kafan bana dönük. Serkan diyorsun ki ne yapıyorsun kardeşim? Sıkıştırdın bizi buraya arkadaşım. Ya sen... ne yapıyorsun kardeşim? Sıkıştırdın beni buraya. Sıkıştırdın deyip beni çekiyor kendine. İstemem ya, cebime koy. Daya şuna göbeğini. Göbek göbeğe, göğüs göğüse. Evet. Ondan sonra ben psikoyum. Evet, şimdi Serkan ne yapıyorsun kardeşim diyorsun. Arkadaşım sen bize dön, nefes alamadığın için konuşamıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun kardeşim? Yeter artık. Yeter. Arkadaşım, bütün nefesimi içime çekeceğim de çocuğa. Söyle. Onunkini mi? Hayır. Bu kesin yayınlanamaz. Çocuğun nefesini nasıl çekeceksin? İşte yok, hallederiz de. Hangi kuşakta? Arkadaşım. De ki çocuğa, şimdi ikimiz aynı anda nefesimizi içimize çekelim, o zaman... Ve birlikte osuralım, ne yapacağız? Ne diyorsunuz buraya? Yani daha tabii içini görmeden karar veremem dışarıdan, ben pek sevmedim. Ben de öyle düşünüyorum hep, içini görmeden karar vermemek lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum, bu binanın tek bir dezavantajı var, nedir? Asansörü yok, eski olduğu için eski apartmanlarda 5 kata kadar asansöre gerek yok. Yani zaruri değil. Fakat burası 4 kat ve asansörü yok. Ama siz genceciksiniz. Aha. Bir de şöyle bir sıcaklığı var. Yani şimdi ne yapıyoruz? Rezidanslara giriyoruz otoparktan. Düğmeye basıp eve çıkıyoruz. Kimle yaşıyorum, ne yaşıyorum bilmiyorum. Burada öyle değil. Çıkarken oradan bir kapı açılıyor. Buradan bir kapı. Yani nasıl bir komünitenin apartmanda içinde... Apartmanda herkes kapısı açık yaşıyor. Ha? Niye apartmanda herkesin kapısı açık? Ya öyledir ya, şimdi apartmana genç kadın taşındığından dur bakalım. Bu şimdi usturuplu mu yoksa biraz yollu mu diye bakarlar. Büyükler hep bakarlar. Estağfurullah. O ne demek ki? Yol derken... Uzun yol şoförüdür yani. Pozantı üzerinde. Şimdi öyledir yani, büyükler genelde bir kapıyı açarlar. Kızımızı, oğlumuzu bir test ederler hep gençlere. Şimdi tamam öyledir. Al sahneye 2 kişi hemen. Evet 2 kişi. Al sahneye 2 kişi. Kadın erkek dedim ve 11 kişi zaten geldi. Evet dövüşüyorsunuz, kazanan 2 kalıyor. Hoş geldiniz. Kayseri'den geldim sizden. Öyle mi? Ben de Amerika'dan okuyup geldim. Merhaba. Gene mi sen oğlum? Sen sigortalı mısın lan burada? Ödedim. Merhaba hoş geldiniz. Herkes erkek. Evet, arkadaşlar soldaki arkadaş, sizin isminiz ne? Eli cebinde olan. Mustafa. Senin yanındakinin ismi ne? Tolga. Tamam, Tolga ile Mustafa, tamam, siz duruyor... Tolga. Ha, benim ismimi söylüyor sandım ben. Ben geçiyorum o zaman hocam. Arkadaşım gel şuraya. Hikayede ben oturayım ya, yıllardır. Geç şuraya. Evet. Evet, Tolga ile Mustafa, siz daire... Arkadaşım sen içeriye Defne'yi götürüyorsun gezdirmeye. Onlar birden kapıyı açıp önüne çıkıyorlar, senin çok tamam. Meraklılar. O zaman siz o tarafa gideceksiniz, evin işi burası olsun. Siz? Evet. Siz yarım saat önce basılmışsınız zaten. Nasıl bir apartman ben anlamadım. Ben de... Siz orada oturun yerde, ben size bir şey bulurum. Ha şurada, şurada abi evet. Şimdi birazdan şey yapacağız. Evet, buyurun. Şimdi bakalım. Ah siz önceden girmişsiniz bile. Evet. Buyurun efendim, lütfen. Teşekkür ederim. Tam içeriye girerken Tolga bağırırsın arkadan. Hop birader. Hop birader. Hayır, Tolga, Tolga bağırıyor, evet. Bir saniye. Şu galoşları... Ha galoş mu? Tabii. Ama içerisi... Bakın böcekler falan var burada. Onlar burada yaşayan böcekler. Ne yapıyorsun? Bunu size yapıyorum hocam. Normalde ışık burada. Evet. Hadi bakalım. Şimdi... Ya kapıyı kapadı Tolga, seslensene. Hocam bir daha almak gereği mi? Hop birader. Geçti, kapı kapandı bile. Sağ ol. Neyi bekliyorsun sen? O söyledi hocam.
arkadaşım tekrar tam galoşu giydirirken bir ayağını kaldırmış Defne Hanım. Tam galoşu ayağına takmışsın. Evet. Eğilsene yere. İyice eğil. İyice eğil. Heh. Tam o sırada Tolga gelir. Eğil iyice. Neyse ki kapı kapalı. Hayır, kapı açık. Evet, bir türlü ayağını olmuyor. Galoşu küçük numara almışsın. Arkadaşım konuşsana. Defne Hanım ben 32 numara almışım galoşu. Sizin ayaklar kaç falan giydiremiyorsun galoşu. Galoşun numarası olur mu hacı ya? Niye olmasın? Ayağa giyilen bir şey değil mi? İki boy galoş var. Bot galoşu var, ayakkabı galoşu var. Arkadaşım, ayağa giyilen şeyin numarası olmaz mı? Başka şey de karşılıyor. Hazır. Olmaz, olmaz. Tamam, giyeceğim. Arkadaşım, giydiriyorsun, eğilmişsin. İyice eğil. Bayasın, tutun abi. İyice eğil. Evet, evet. Kafayı eğ. Ya eğemem, kadıncağız benden destek alıyor. Hayır, ey, o destek almadan da durabilir. Evet, ey iyice kafayı. Şimdi gel sırtına vur Tolga. Vur sırtına. Hop birader. Ne yapıyorsunuz burada? Bağır. Ne yapıyorsunuz burada? Burası düzgün bir semt. Burada aileler yaşıyor falan. Bağırsana bu Tolga. Bu nezih semtte aileler yaşıyor. Neler yapıyorsunuz burada böyle ya? Ben de bağırayım mı hocam? Tabii tabii. Gelen bağırsın, giden bağırsın değil mi hocam? Mustafa, efendim? Seni eziyorlar mı evde? Niye burada bağırmak istiyorsun? Şimdi, affedersiniz, siz kim oluyorsunuz? Beni bu hale getirdiniz. Gerçekten böyle bir insan değilim. Yani sahnedeki ben... komşular, siz niye alkışlıyorsunuz? Affedersiniz, siz buranın sahibi misiniz? Evet. Hayır, biz karşıda ben... oturuyoruz Mustafa'yla. Sahibi canım, söyle. Bunlar toprak sahibi toprak belli sahibi. Ki yani. Arsa çok sahibi. Özür diliyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Ben buraya müşteri gezdirmeye getiriyorum. Evin sahipleri içeride saçıyor. Yani olacak şey değil.